Güzel bir İngiliz kasabasında yolculuğa çıkmak ister miydin? Yani İstemezdin muhtemelen. York'ta kalmıştım aslında güzel bir yerde ama kasaba denilebilir mi? Bilemiyorum. Bilmiyorum. Gözünle gören bir insan olarak Kaldığım en küçük yer orasıydı galiba öyle mi? İngiltere'de. Olabilir. Neyse Olabilir. devam edelim. Evet, Everybody's Gone to the Rapture oynuyoruz. Chinese Room'un PlayStation 4'te özel yeni oyunu. Ve ilk söylemek istediğim şey, bu oyunda koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü herhangi bir yerde yazmıyor. Oyunun yapımcısı bir açıklama yaptı. O kadar çok şey gördü ki bu konuyla ilgili. Eleştiri. Kritik duydu ki yani. Bu oyunda koşma var dedi. R2'ye şöyle bir basılı tutun. Bak şu an hala normalim. Evet. Şu an koşuyorum. Yani koşuyorum şu an. Okay. Anca koşmaya başladım. Yani ben de bütün tuşlara bastım. Ama koşma yok herhalde dedim ve bir saat falan koşmadan oynadım oyunu. Gerçekten içim daraldı. Koşma olduğunu öğrenince bir nebze daha iyi hissettim yani. Bu oyun nedir derseniz, Chinese Room'u bilenler az çok tahmin edebilir. Sen DRS'lerin mod Mod halini halini oynadım oynamıştın. aynen. Ta seneler öncesinde oyunun çıkmasında. Ve şeydi yani hani çok enteresan herhalde kaçtı tarih? Hadi 2007 falan diyelim ben onu oynadığım zaman herhalde. Yani hiç böyle bir şey yoktu Yok, gerçekten hani. aynen. Hele mod. Half-Life modu muydu Half-Life 2 modu. o? Ki modu? Ha. Güzeldi bayağı. Fullünü oynamadım ama eminim Hı. birkaç değişik yeri vardır. Muhakkak, muhakkak. Gerçi zor text belli de. Evet bir de Amnesia 2'yi yaptılar. O da hani Aynen. Amnesia 1'e göre çok daha Evet. naratifli giden bir şey falan Aynen. deniliyordu. Çok da ses getirmemedi. Git Getiremedi. yani aynen. Outcast da aynı sıralar çıktı. Outcast daha çok ilgi Outlast. top. Outlast pardon aynen. Aynen. Ya evet, daha çok korkutmaya çalışan daha çok ilgi topluyor hani. Biraz öyle bir zamandayız şu Öyle bir de an yani. Outlast bayağı scripted bir şeydi. Hani öyle Aynen. fizik temalı falan filan bir şey değildi. Aynen öyle. Amnesia gibi. Burada yapacağımız şey, yani burada kasabada herkes kaybolmuş ve biz kim olduğumuzu da bilmiyoruz. Bu arada hiçbir şekilde kim olduğunuzun bir önemi yok. Oyun onunla ilgili bir şey de demiyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz aslında kısacası. Niye gitti bu insanlar diye. Oyun hiçbir bilgi vermiyor. Başlarken diyor ki işte benim adım Kate, son kalan benim diyor. Biz bu arada Kate'i falan oynamıyoruz. Hani böyle bir durum yok. Hatta zaten şimdi Kate'in sesini Ha okey. duyuyoruz. Ama oyunun ismi Everybody's Gone to Rapture olduğu için Evet. zaten yani Rapture oldu herhalde gibi düşünmüyor musun? Yani Rapture nedir? İşte Hristiyanlıkta İsa'nın, yani insanların Rapture'a götürmesi, özel bir Aynen. Hak mekana eden yani. insanları Aynen. siz kıyameti hiç yaşamayın gelin ben sizi direkt cennete alıyorum diye Aynen. alması. Hatta Bioshock'taki Rapture da bayağı onun şeyi yani. Burada Aynen. istediğinizi yapın. Burası çok güzel, özgür bir yer. Andrew Ryan'ın Onun bir şeyi de şeyi. ismi verme sebebi de Aynen. oydu hani. Word'ü insanları su altına toplamak falan. Oyunun dinsel teması kesinlikle var ama hiçbir zaman şey yapmıyor. Din falan diye anlatan bir oyun da değil. Hatta şöyle bir biraz ister istemez konuya girmem gerekiyor. Bunu acaba insanlar mı yaptı gibi bir şeye falan bile dönüyorsun. Hani insanlar kayboldu ama ölüp de mi kayboldular, yoksa senin dediğin gibi Rapture gibi hani daha iyi bir yere gitmek için mi kayboldular gibi bir şey oluyor. Hatta ilk ipucularını almaya başlayınca diyorsun ki tamam, burada zaten insanlar çok iyi insanlar değil. O yüzden senin dediğin şey direkt çöpe gidiyor Evet, değil mi? Çöpe aslında. gidiyor, doğru. Aynen. Öyle bir güzel tarafı var aslında oyunun. Rapture'ı o aslında izolelik gibi falan kullanıyorlar. Biraz metaforik bir şey olarak kullanıyorlar. Oyun tamamen bir yürüme simülasyonu. Şöyle ışıklar var oyunda ve sağ analog demişim. Joystick böyle tilt ederek, böyle yavaş yamultarak böyle anılar canlandırıyorsunuz tekrardan. Okey. Vanishing of Ethan Carter gibi. Aynen, onu zaten söyleyecektim. En son çıkan oyunlardan en çok Ethan Carter'a benziyor. Yani muhteşem manzaralarla bir hikaye çözmeye çalışıyoruz. Ama Ethan Carter daha çok oyun gibi oluyor. Aynen. Çünkü şu ana kadar gördüğün her şey oyunda yapabildiğimiz şeyler. Daha fazlasını yapmayacağız. Anladım. Gezeceğiz, radyo dinleyeceğiz ve bu anıları izleyeceğiz. Olay bu. Niye böyle bir şey oynayayım diyorsan, tamamen zevk meselesi yani. Hani Hikayeyi merak ediyorsan değil evet, mi? seslendirmeler falan muhteşem. Müzikler inanılmaz iyi bu arada. Çok çok güzel. Zaten atmosferine kasılmış bir şey.
Buna şeyden girişmedim ben aslında. Çok ilgiliyim de dedim ki Ethan Carter'ı bitir Ömer. Olabilir. Yani. Aynen aynen o labirentten çık. Evet evet. Ama Ethan Carter gibi orada zaman zaman kayboluyorsun ya. Bulmacanın içinde de kayboluyorsun. Bunda hiç öyle bir şey yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Chapter chapter var aslında. Her chapter'ın farklı ana karakterleri var. Bütün olayları trigger etmeden, hatta o chapter'ı bitirmeden bile oyunun sonuna gidebilirsin. Okay. Öyle bir şey var. Biraz koşalım ya. Biraz hızlanalım yani. Şimdi bir yere geleceğiz. Ya, CryEngine'miş, ona baktım biz başlamadan aynen, önce. Aynen CryEngine. Görseli bayağı güzel. Güzel hatta güzel. Şeyi bayağı iyi abi. Güneş sürekli hareket ediyor oyunda. Okay. Ve dolayısıyla gölgelerin de hareket etmesini izliyorsun sürekli bütün oyun boyunca. Ama biraz tekleyerek oluyor o hareketler, o beni biraz rahatsız etti. Şöyle bir ışık oyun boyunca seni takip ediyor. Bu aslında sana hem yol gösteriyor hem de aslında konunun baş kahramanı gibi bir şey. Okay. Böyle bir hem naratif hem de gördüm tekleyerek şey yapmasını. Bir şey var. Evet, bu enteresan. Çok kötü olmuş gözüküyor. Yani. Evet evet, hani buna çok kasmışlar belli ki, çünkü bütün oyun boyunca oluyor bunlar. Böyle tekleyerek olması bana garip geldi. Evet. Ve FPS düşük değil çünkü, yani düşük derken 30 şu anda hani, evet, ama evet. O gölgeler 10 falan şu an. Şey ki neydi, Crysis 3'te falan gayet canavar gibiydi bu teknoloji. Yani hiç böyle tekleyen şeyler falan çok yoktu. Şu an tabii olan şeyleri dinlememiz falan pek mümkün değil yani. Zor olur. Ama şöyle şeyler söyleyebilirim. Ya bütün konuyu böyle silüetler üzerinden görüyorsun. Ve karakterler çok önemli. Oyunun benim en çok kafama takılan kısmı da o. Abi görsel olarak karşılaşmadığın insanların sadece isimlerinden falan hatırlamak çok zor oluyor. Doğru. Ve aşağı yukarı 10-12 tane önemli karakter var. Dolayısıyla aralarındaki bağ kurmak bazen çok zor oluyor ve tamamen anlatım üzerine bir oyun olduğu için kimi zaman kaybolabiliyorsun. Ben bu oyunu not alarak oynadım. Bu kimdi? Bunun kimle ilişkisi vardı? Yoksa harbiden oyun bitecekti ve ben mal gibi bakacaktım yani. Evet. Mesela Ethan Carter'da da 7-8 tane karakter var ama sana gösteriyor onların neye benzediğini. Aile fotoğrafını görüyorsun. Aynen. Bir şeyini yapıyorsun. Burada hiçbir şey yok. O birazcık sıkıntı oluyor. Yani isimlere alıştıktan sonra, ki bu benim neredeyse 2 saatimi falan aldı yani. 5-6 saatlik bir oyun için çok uzun bir süre bu. Biraz kafa karıştırıyor. Yolton denen bir yerdeyiz. Burayı görünce abi benim aklıma ilk gelen şey, şimdi birazdan bir tane pub'a gireceğiz. The World's End. World's End diyecektim. Yani. Aynen aynen, direkt yani. Hatta birkaç tane pub var oyunda. Direkt sen de diyordun ya, o pub'ları dolaşma kültürü gerçekten pub de var. Pub crawl diye. Evet. Aynen. Direkt o aklıma geldi. Bu görsel de aşırı hoşuma gitti benim. Böyle karanlık oluyor ve yukarıda bir saman yolu var böyle. Okey. Çok hoşuma gitti bu görsel. Nerede bunlar? Bir de şöyle bir şey var. Oyunun temposu biraz yürüme hızından dolayı aksıyor bence. Hani koşma hızını bile gördüm. Ha, onu soracaktım yani, aynen. Yani normal yavaş. Klasik sprint olsa ne kaybedermiş ki oyun? Bilmiyorum. Ki Ethan Carter'ı oynadın yani. Aynen. İşine bile yarıyor. Çünkü aynen. Bazen geri gitmek istiyorsun tabii, falan. Tabii tabii. Aynen. Burada nispeten aslında şurada gördüğümüz harita oyunun haritası. Aha. Tamamen bu alanda geçiyor. Bazen açık alanlara çıkıyorsun ve harbiden bir şey kaçırdın mı diye geriye dönmek büyük sıkıntı oluyor. Sıkılıyorsun yani. Oraya gidene kadar böyle kanı gibi yavaş gidiyorsun ki sikerim diyorsun. Çünkü çünkü başka simülasyonumuzu öler koysalardı hani anlarsın evet. Da. Evet. Aynen aynen. Sadece hani yürüyüp araştırma yaptığın bir şeyse. Enteresan bir şey olmuş yani. Seçim olmuş. Hatta ilk başta auto sprintmiş yani. Koşarken 3 saniye sonra kendisi momentumu kazanıp hızlanıyormuş. Okay. Niyeyse onu kaldırmışlar. Sanki öyle olsa daha bu sorunu yaşamazdı insan. Aha, yani. Aha. Çünkü herkes yazıyordu. Koşma yok mu bu oyunda? Evet yani gösterdiğin şey öyle bulunup anlaşılmıyor bile yani, bu arada. Basılı tutmaya başladım şu an. Aha. Hala yürüyorum. Bak hala yürüyorum.
Yeni yeni hızlanıyorum. Aynen, ben anlaşılmaz hızlanıyor yani. Ki diyeyim. Ve şey de yok. Şimdi oyunda bir karakteri yönetmenin için muhtemelen böyle bir nefes alma sesi falan da yapmışlar. Yani kız mı erkek mi Evet. herhangi bir şey belli olmasın diye. Dolayısıyla öyle bir hızlanan ayak sesi gibi bir şey de yok. Var ayak sesi de çok Aha. hızlanmıyor, anlamıyorsun yani. Çok acayip ya. Yani ayrıntıları Şöyle falan. publar bayağı... Ya aslında ben beğendim bu arada oyunu. Yani gayet hoşuma gitti. Ama biraz yani çok daha perfect bir şeye yaklaşabilecekken onu kaçırmışlar yani bu ufak şeylerle. Ufak ama önemli bu. Koşma mesela çok önemli yani. Evet, Emission for Pigs'i oynamak lazım aslında ya. Yani ona nasıl yaklaştılar Tabi acaba? bilmiyorum. Ama ister istemez ya ne bileyim orası daha ufak bir alan. Burada bayağı çayıra çimene çıkıyorsun çünkü. Hayır, anladım anladım. Yani bu adamların gameplay açısından ona nasıl yaklaştılar onu görmek lazım Evet o aslında. daha çok gameplay'i olan bir oyun Çünkü şu doğru anda diyorsun. gösterdiğin şeyler de yine değil, Restart modu gibi Tabi yani. tabi aynen direkt öyle yani. Zaten hani kapı kapalıysa muhtemelen açılmıyordur Tabi gibi tabi. gerçekler var O oyunda. derken Ya bu bir kendi yerin mi arka açıldı? bahçesi yok. Ama kesinlikle yani çok güzel manzaralar var. Olan bir yerden mi acaba şey yaptılar? Yotun bilmiyorum ki öyle bir yer var mı acaba. Ama konu kesinlikle ilgi çekici olabiliyor onu söyleyebilirim. Çok şey söylemek istemiyorum çünkü oyun yani gördün nasıl başlıyor şu an. Biz en başından oynuyoruz şu an. Başında böyle iki cümlelik bir monolog var. Dolayısıyla oyun tamamen sizin çözmenizi istiyor. Tek diyebileceğim şey o ışık ve insanların kaybolmasıyla ilgili bir konusu var yani. Ya demek istediğimi anladın mı? 3 kişi Evet, mesela aynen. şu an. Barbara hangisi şu an mesela? Ve altyazı olmayınca ne oluyor acaba? Aa, Hani evet. Amerikalı bir herif oynuyorsa mesela sesinden mi İsimleri tanımaya aynen, başlayacak aynen. adamları? Doğru. Büyük manyaklık yani. İsimleri bilemez ki. Ve yani ben okurken insanların bu konuya çok takıldığını görmedim ama ben aşırı takıldım. Belki benim isim hafızam çok iyi falan değildir ki Söylüyor olabilir ama mi altyazıları kapatırsan şey olduğu zaman, hani Barbara diye minik bir not geçiyordur belki biri konuşurken. bir bakalım mı? Merak ettim. Olur. Hadi off diyelim. İnsanlar direkt siklememiş öyle bitirmiş de olabilirler oyunu ama. Yok abi, kısa sürede uğraşmıyorlar Ya ya. subtitle'ı kapatanlar hani. Ha, Ha. okey deyip. Bilmiyorum. Mesela burada yani şu eve de gidiyorsun, bu eve de gidiyorsun. Bu yavaşlık Alman. sıkıcılığa dönüştürebiliyor Ama zaman. bayağı gerçekten ev yani, hani Tabii ya, gerçek bir aynen. mimari var orada hani, Var ve var. kaç tane ev var hani Ve şöyle gezebileceğim. bir şey var. Hani bazı arka bahçelerde birbirini tekrarlayan şeyler görüyorsun ama düşününce hani burası bir köy ve Ha, tabii. kullanılan hani belli standartları var atıyorum. Her evin arkasına böyle cam ufak bir işte çiçek yetiştirilen veya ıvır Evet. zıvır koyulan bir şey var. Yani düşününce o dizayn tembelliği değil de muhtemelen bu kasabada zaten herkesin Aynen. evinde olacak bir Aynen. şey. Müstakil evlerin olduğu şey. Benzerler Aynen birbirlerine yani. aynen. Hani o tür tekrarların bile aslında naratif bir karşılığı var oyunda yani. Aha. Dolayısıyla o detayları varken o altyazıyı şeyi falan atladıklarını hiç sanmıyorum. Aha. Anten Predator saldıracak ve oyunun çevresi değişecek ve Yani şu şeyin çıkardığı sesler çok garip abi. Öyle söyleyeyim. Şu an daha başları olduğu için de çok bir ses çıkarmıyor. Çok acayip şeyler oluyor harbiden. Ve abi bütün oyunu tek seferde yüklüyor. Yani arada bir loading falan bir şey Ha, yok. okey. O yüzden ilk girerken oyuna biraz sürüyor her seferinde. Ha. Onun sebebi de yani tek seferde bütün köyün dolaşılabiliyor olması ki harbiden ortada bir köy var. Dediğim gibi Ha. 5 saat dolanıyorsun ve o köy öyle bitiyor. Ha. Abi hiçbir belirti yok bu arada. Konuşuyorlar şu an. Evet. Demek ki sesten Çok ayırıyor. Ama bu konuyu ciddiye alan herkes herhalde subtitle açıyordur yani. oyunun da konudan ibaret olduğunu Aynen, düşünürsen aynen. yani büyük şey. Enteresan. Evet, niye böyle bir şey seçmişler ben harbiden merak ediyorum yani. Bizzat sormak istediğim bir soru Değil herif mi? böyle Niye model yok gerçekten. ve şey yok? Herhalde başka hiç insan görmemeni istediler Model oyun boyunca da. olmamasını da anlıyorum ama bir şekilde kimin kim olduğunu daha belirgin etmeleri Renk lazım olabilir ya. falan değil mi? Hiçbir şey Veya olmasa. aynen.
Evet, renk çok basit bir şey yani. Kırmızı olarak kodlarsın, bir şey olarak. Yine ışık hüzmesi olarak gösterirsin ama. Böyle ufak ufak kanlı şeylere gelmeye başladık. Ha, okey. Okey. Bana çok bir şey söylemeyeceğim hakkında. Dediğim gibi bu arada evlerin içine girince normal yürüme hızından daha yavaşa geçiyor ve koşamıyorsun. Harika. Harika. Hani oldu da büyük veya villa bir eve girersen sike sike bebek gibi yürümek zorundasın. Öyle acayip noktaları var oyunun, ben de bir şey diyemiyorum. Ama genel bir deneyim olarak ben bayağı zevk aldım diyebilirim. Hı hı. Da da diyeceğim bir şey yok aslında. Gerisi hikayeyi göstermek oluyor o yüzden. Senin bitti mi oyunla işin şu an? Bitirdim aynen, aşağı yukarı 5-5,5 saatte falan bitirdim aynen. Ve gerisini hani teorilere bakıp falan filan şey yapıyorsun. Benim kafamda var ve sanırım oluşturdum diye düşünüyorum ama bazı noktaları birleştirmem lazım. Aslında o da benim hoşuma gidiyor, üstüne düşünmek sonrasında falan. Ha, okey. Güzel bir hikayesi var çünkü. Teşekkürler seviyorum. Evet, rica ederim. Biraz zor bir oyun aslında göstermesi ama zaten. Evet, bence gayet iyi gösterdik ya, fazla bile konuştuk yani hakkında. Tamam. Daha da bir şey demeyeceğim. PlayStation 4'ü olanlar bence düşünebilir. Zaten 50 lira falan sadece. Öyle mi? Okey. PC'ye ve şeye hakikaten hiç gelmeyecek mi ya? PC'ye çıkacağını duymadım ki, yapımında zaten Sony stüdyolarının da bayağı bir desteği var. Okey, tamam. Aynen. O yüzden zor diye tahmin ediyorum. Peki bu mu Ethan Carter mı sence görüntü olarak? Görüntü olarak mı Ethan Carter abi? Değil mi galiba? Ethan Carter muhteşem gözüküyor. Evet. Çok efsane yani. O yüzden görüşmek üzere.